क्या होती उतरन। Canım sen buraya yalnız gelmişsin. Vanş gelmedi mi yoksa? Evet şey... Gelmiş sadece. Vanş abi niye gelmemiş ki? Fare neden koşarak gidiyor öyle? Baksana. Beni almaya kim geldi? Tanrım sen bilirsin. Şu bağımlı nereye gitmiş? Büyük anne, sen o bağımlıya artık güven lütfen. Şimdi bir yerlerde oturuyordur herhalde. Sen bir şey yaptın galiba. Sen de şimdi beni mi suçluyorsun? Anlamıyorum seni bir türlü. Ben hiçbir şey yapmadım büyük anne. Dün onu... Damini okuluna götürdüm sadece. Şimdi bunda benim ne suçum var? İç yanın eski defterleri kendi kendine açılıyor büyük anneciğim. Tanrım sen bilirsin. Vanş bugün gelmemiş ama gelecekti. Evet, abim de gelecekti. Ama galiba biraz rahatsızlandı. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Endişelenecek bir şey yok. Doktora gitti ve şey... Zaten onun her hafta düzenli olarak doktora gitmesi gerekiyor. Düne kadar çok iyiydi ama. Birdenbire ne oldu? Baytakur, gerçekten... Endişe edilecek bir şey yok. Bana inanın lütfen. Abim gayet iyi. Yani gayet iyi durumda. Annem ona doktora gitmesini söyledi. O yüzden ben de yalnız gelmeyi tercih ettim. Evet ama dün gece İçay'la konuşuyorlardı. Sana bir şey söylemedi değil mi? Ha? Konuşsana.
Annem. Hayır annem. Yok yere evhamlanıyorsun. Bence ilaçlarını... Yani... O bence ilaçlarını zamanında almadı anne. Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Mir amca gibi siz de kukla yapmayı biliyor musunuz? Evet, biliyorum. O sana ne öğretti söylesene. Şiir, hikaye, bir sürü şey. Buraya hep gelir miydi? Evet, öğretmenimin arkadaşı o. Bizim için büyük bir okul yaptı. Peki neler yapardı? Onunlayken çok eğleniyorduk. Bir amca bize kukla yapmayı öğretti. Ve ilk ödülümüzü aldık. O gün yağmur yağdı. Bizi arabasıyla bıraktı. Bize hikayeler anlatırdı. Bir amca bize bir sürü şey öğretti. O kadar çok şey öğretti ki, onu çok seviyoruz. Manş abi ne oldu? Anne, sen çok endişeleniyorsun. Ben şimdi hemen Manş abi'yi arayacağım, tamam mı? Hayır, hayır. Aramaya gerek yok. Alo, Vanş abi. Evet, benim Tapasya. Nasılsın? Herkes seni merak etti abi. Anne, abim nerede? Telefonunu arasana. Telefonunu odada bırakmış. Tamam. Peki. Evet. Doktor Şah seninle değil mi? Yok yok, o şey. Damine anne merak etti de onun için sordum. Evet, neden gelmedin diye merak ettiler. Yok, yok, hayır Tapasya. Şimdi değil. Şimdi Baytakur burada. Sonra konuşurum onunla. Tamam mı? Damine anne, sonra konuşurum diyor Vanş abi. Tamam mı? Telefonu kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Aa, kusura bakma İtça. Telefonu sana vermeyi unuttum.
Anne, sen sakın merak etme. Biz yine geleceğiz. Tamam mı? Bay Takur, artık gitmemiz lazım. Çok geç oldu. Tamam, biz sizi tutmayalım. İtça, Vanş'la ilgilen. Beni ara, anlat her şey, olur mu? Tamam. Vanş nerede? Vir, sana söylüyorum. Vanş nerede? O neden gelmedi? Bilmiyorum. Sabah hazırdı. Sonra odama geldi. Daha sonrasını ise hiçbir şekilde bilmiyorum. Nereye gitti acaba? Her yerde onu arayıp durdum. Aklıma hiçbir yer gelmiyor. Telefonunu da evde bırakmış. Bana neden öyle bakıyorsun İtça? Ne yapabilirim ki ben? Yapmak zorundaydım. Böyle yapmasaydım annen şüphelenecekti çünkü. Babamın 100 tane sorusuna da... bir cevap vermek zorunda kalacaktı. O yüzden sana yardım ettim bir. Bir, neden bana söylemedin? Buraya sizin eve gelmiş olabilir diye düşündüm. Sizin eve geleyim dedim. Sonra bir baktım, orada da yok. Herkesin önünde ne diyebilirdim ki? Gelecek Vanş abi. Hayır Bir. Ben onu eve götüreceğim. Hayır, böyle olmaz. Böyle olmamalı. Bir, lütfen beni dinle, olur mu? Sen Tapasya ile eve git. Arabayı durdur. Hemen. Hemen arabayı durdur. İtça. Abimi hep birlikte arayacağız. Çünkü o benim abim. Onu tabii ki ben de arayacağım.
Bakar mısın? Hey Bir. Gel bir dakika. Vanş abimi burada gördün mü? Hayır. Düğünden sonra beni aramadı. Abimi görürsen bizi aramasını söyle, tamam mı? Eğer eve gelirse de beni aramasını söyle. Düğünden sonra hiç konuşmadık. Tamam, sağ ol. Hı-hı. Ne oldu bir söyle. Ne dediler? Vanş nerede? Hiçbir şey öğrenemedim. Alo anne. Abimden bir haber aldın mı? Tamamdır anneciğim. Siz burada bekleyin. Ben hemen geleceğim. Kaka, Vanş abimi buralarda hiç gördün mü? İyi ama o çok eğlenceli bir adam. Nereye isterse gidebilir. Ne zamandır buraya hiç gelmedi. Sağ ol. Bir... Burada da hiçbir haber yok. Durun! Dur! Kaçmayın! Dur! Kaçma! Buraya gel! Buraya! Dur! Gel buraya! Dur diyorum durun, sana! Buraya gelin! Gel, gel buraya gelmiş olduğunu zannetmiyorum. Onun tekrar bu dünyaya dönmesi için hiçbir sebep yok. Sadece üzüldüğünde... Eğer çok üzülürse o zaman belki... Ne zaman üzülsem hep buraya gelirim. Burada saatlerce otururum ve saatlerce kendi başıma dururum. Burada durduğum vakit rahatlıyorum. Vir, onun nerede olduğunu biliyorum. Düz git, hadi. Çabuk ol, lütfen. Şuradan. Oradan da sağa. Tamam. Burada dur. Siz benimle gelmeyin. Acaba ne sorunu varmış? Ama tek başına nasıl bulacaksın? Aa,
Nerede olduğunu biliyorum. Ama ne halde olduğunu bilmiyorum. Lütfen Vir, yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Lütfen. Bana güven. Kesinlikle Vanş'ı getireceğim, tamam mı? Lütfen. Vanş. Vanş, neredesin? Vanş. 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 Vanş, neredesin? Yol bozuk ama inancımız sağlam. Yola inancım tam tapasya. Ama bazılarına değil ne yazık ki. O yapınca iyi ama ben yapınca kötü. Çünkü o iyi niyetle yapıyor. Ne yaptığını gayet iyi biliyor, anladın mı? O insana değer veriyor tapası. Ve daha da önemlisi evliliği ciddiye alıyor. Vanş. Biliyor musun tapası? O gerçekten bir eş konumunda. Senin gibi değil. Senin için çünkü her şey bir oyundan ibaret. Ha? Ama sen nasılsa bunu anlamayacaksın. Bir, bence abinle iç canın evliliğinde iplerin benim ellerimde olduğunu unutuyorsun sen. Onlar benim sayemde birlikte, bunu sakın aklından çıkarma. Yani iç canın sayesinde değil. Sana bunu kaç kere hatırlatacağım bir söyler misin lütfen? Biz bir araya gelene kadar onlar birbirinden hep uzakta kalacak hayatım, üzgünüm. Vanş. 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 Buradasın. Neden buraya geldin? Sana soruyorum, cevap ver bana. Cevap ver dedim sana. Bana bak Vanş. Hayat varken neden hep ölümün peşinden gidiyorsun? Neden, söyle bana?
Neden? Neden buradasın? Cevap ver bana. Neden beni hep yalnız bırakıyorsun? Neden? Neden seninle bir başıma kalıyorum? Konuşmuştuk var. Hani bana söz vermiştin. Bana söz vermiştin. Neden? Buraya gelmeyecektin bir daha. Neden geldin var? Neden buradasın? Neden seni burada buluyorum? Bana cevap ver. Verdiğin sözü hatırlamıyor musun? Bana söyle. Söz vermiştin bana. Var, lütfen. Lütfen. Verdiğim o sözü hatırlıyorum. Ama şimdi her şey değişti. O zamanlar başkaydı. O zamanlar başka biriydin. Bence o içe başka biriydi. Bambaşka biriydi. İçe aynı Vanj. İçe hala aynı. Ve hiç değişmedi. Yüzüme bak, İçe burada. Onu getirdin. Çiçek aldın ve onu karın olarak kabul ettin Vanj. Bana söz ver artık lütfen. Bir daha buraya gelmeyeceksin. Sen beni sevdin Vanj. Benimle evlendin ve sen hiç değişmedin. Bunu tüm kalbimle söylüyorum sana. Kendini öldürmek istedin. Hani bana aşıktın? Hani beni deli gibi seviyordun? Şimdi ne yapacaksın Vanj? Şimdi ne yapacaksın? Bana bunu mu yapacaksın? Ha? Ne istiyorsun Vanj? Dul mu kalayım? Artık buna katlanamıyorum Vanj. Benden ne istiyorsun anlamıyorum. Gerçekten zorlanıyorum Vanj. Bana yardım etmelisin. Benden ne istiyorsun? Ha, tamam. Canımı mı vereyim? Canımı mı vermemi istiyorsun? İça! Neden var? Neden bana engel oldun? Cevap ver bana. Bana biraz olsun güvenmiyor musun? Neden? Seni tüm kalbimle kabul ettim ben. Hakkımda ne bilmek istiyorsun Vanj? Ne istiyorsun? Bu şüpheyi artık bırakmalısın. Kabul etmek istiyorsan kabul et. Kabul etmek istemiyorsan da beni bırak lütfen. Böyle yaşamak beni çok zorluyor. Ben bunu yapamıyorum, yapamayacağım Vanj. Lütfen.
Hadi. Annem arıyor. Efendim anne? Hayır anne. Yanımda şu an, hep birlikteyiz. Tamam anneciğim. Annem bizi bekliyor. Tören için hazırlık yapmışlar. Artık senin evin benim evim. Vanş. Bir. Ne oldu? Canda. Tören tepsisini getir. Tapasyan. Evde tören var. Ve herkes bizi bekliyor. Ben sevmeyi bilmem, bunu beceremem. Ben sadece... İki insanı birleştirmeyi ve ayırmayı bilirim. Ve senin hayatında bunu çok iyi başarıyorum. İster birleştir, istersen ayırmaya çalış Tapu. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin ama ben bu evliliği ayakta tutacağım. Siz orada bekleyin lütfen.
Mutlu olun. Çok yaşayın. Anne. Bu tören önce iç çay için. Önce büyük gelin, sonra ben. Hayır tapası. Benim için hiçbir farkınız yok. İkiniz de aynısınız. Hatırlarsan geçen sefer senin törenin yarım kalmıştı. O yüzden bugün iki gelinimi de baş üstünde tutacağım. Hadi gelin. Anne, anne dur. Tamam, daha kaç kere soracaksın aynı şeyleri? Vanş iyiyim. Sağlığı da gayet yerinde. Sen sakın kendini üzme. Ben artık kapatayım. Aa sahip. Babamla hanımefendiye de söyle. Vanş gayet iyi. Merak etmesinler. Tamam mı? Görüşürüz. İyi geceler. Sorun değil Bağış. Daha kaç kere özür dileyeceksin? Hala beni affetmedin değil mi? Söyle hadi. Sorun o değil Bağış. Ama bugün sen bir anda ortadan kaybolunca ben çok korktum Bağış. Çok korktuk. Sadece ben değil. Hepimiz. Eğer sana bir şey olursa ben ne yaparım? Biliyorum. Anlıyorum. Ama maalesef elimde değil İtca.
aklıma şüpheler dolunca bir anda aklım başımdan gidiyor. Sen ve Vir. Biri Vir'le senden söz edecek olursa gözümün önüne hemen geçmişin geliyor İtça. Kendime hakim olamıyorum. Ne kafam çalışıyor ne de uyuyabiliyorum İtça. Aklımda tek bir şey oluyor. İkinizin geçmişi. Senin eskiden onunla olduğun fikri. Benim İtçam. Kardeşimle. Sanki o an beynim patlayacakmış gibi hissediyorum. Bir anda dünyamdaki her şey kararıyor. Her şey. Sanki tüm dünya bana karşıymış gibi geliyor. Sanki dipsiz. Dipsiz bir kuyudaymışım gibi. Kapkaranlık. Var. Tamam, yeter. Geçmişimde ne varsa hepsi geride kaldı. Benim bugünüm sensin. Ben senin yanındayım Var. Ve öyle olmaya da devam edeceğim, merak etmeyin. Ben senin karınım. Hadi gel. Otur lütfen. Var. Ben her gece yanında olacağım. Sen uyana kadar da uyumayacağım. Uyanıp gözlerini açınca yanı başında hep beni göreceksin. Eğer uyumak istemezsen, o zaman bütün gece uyumayız biz de. Sabaha kadar oturup birbirimizi izleriz. Çok güzel bir hayatımız olacak. Ve hep mutlu olacağız Vanj. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी